Değerli katılımcılarımız, ben Zeynep Ulviye Özkan, çocuk kitapları editörüyüm. Doktor Esra Ceylan hanımefendi ise Ankara'da ikamet eden çok değerli bir psikologumuz kendisi. Uzman klinik psikolog mu diyoruz hocam size? Tam olarak ne Yok. diyoruz size? Klinik psikolog değilim. Doktora yaptım. Doktor psikolog diyorum ondan dolayı. Aslında din psikolojisi üzerine doktora yaptım. Harika. Doktor psikolog diyoruz yani. Evet, kendisi doktor psikolog sayın seyirciler. Ve bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. Aslında çocuklar özelinde konuşacağımızı söyledik ama esasen her birimiz için çok kıymetli, çok önemli bir konu. Her birimizin hayatında bir gözden geçirmesi, neyi nasıl yaptığımızı bir düşünmesi ve nasıl yapmamız gerektiğini de öğrenmesi gereken bir konu esasen. O yüzden bugün çocuklarda öfke kontrolü ve duygu düzenleme becerisini konuşacağız. Bu çok önemli çünkü duygu düzenleme becerisi nasıl kazanılır? Çocukları biz yetiştirirken nereleri es geçiyoruz? Nelere dikkat etmek gerekir aslında ve duygu düzenleme ne demek? Buna aslında regülasyon kelimesiyle sanırım Evet. literatürde karşılığını buluyor. Evet. Regülasyon bu ne demek? Bütün bunları değerli izleyicilerimiz, değerli katılımcılarımız hep birlikte konuşacağız. Doktor Esra Ceylan hanımefendi bugün bizi bu konuda aydınlatacak, bilgilendirecek ve öğretecek bize nasıl yapmalıyız, neye dikkat etmeliyiz, hangi koşullarda ne önemli, bütün bunlardan bize bahsedecek inşallah. Evet, tekrar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı cuma akşamları diliyorum. Yarın cuma ve bugün aslında çok mübarek vakitlerdeyiz. O yüzden bugün şu an konuşacağımız her bir bilginin hayatımıza tesir etmesi, bizi dönüştürmesi ümidini de Amin. barındırıyoruz. Böyle Amin. niyet ederek, hayırlı niyetlerle, güzel vakitlerde başlayalım hocam. Evet. Harika. Haydi bakalım. Regülasyon diyoruz ya hocam, duygu düzenleme becerisi. Öfke kontrolüne isterseniz sonra gelelim. Çünkü aslında önce bir düzenlemeden ve duyguları fark etmekten bahsetmek gerekiyor sanırım. Özellikle Evet. çocuklarda hangi yaşlarda ya da hangi evrelerde nelere dikkat ederek çocukların duygu bütünlüğünü koruyabiliriz ya da bu beceriyi onlara kazandırabiliriz? Buyurun, Evet. söz Zeynep sizde. Hanım, öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir Ocak ayında, soğuk bir kış günü, şu anda kendinize yatırım yapmak için, belki evladınıza, belki etrafınızda bulunan çevrenizdeki çocuklara yatırım yapmak için bir saatinizi bize ayırıyorsunuz. Bundan dolayı başta kendinizi tebrik etmenizi istiyorum. Ben sizi tebrik ediyorum. İnşallah hayırları vesile olur. Çok güzel bir akşam olur. Konu çok dolu. Kesinlikle kağıt kaleminizi hazırlayın çünkü gerçekten bir eğitim niteliğinde doğru söylemek gerekirse hazırlandım Zeynep Hanım. Çok böyle derinlere girmeden pek çok bilgiyi çok bütüncül olarak vermeye niyet edeceğim inşallah. Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Görsellere, diğer şeylere geçmeden önce. Önce duygular hakkında genel bir bilgi vermemiz gerekiyor Zeynep Hanım. Ardından duygunun regülasyonuna, düzenlemesine geçeceğiz. Duygu düzenlemesinin bir alt dalı olan öfke kontrolüne de değineceğiz. Aslında benim amacım sadece öfke kontrolü değil çocuklarda. Öfke kontrolü, ağlama krizleri, üzüntüyü yönetebilme, neşeyi yönetebilme, utanma duygusunu yönetebilme. Öfke kontrolü diye aslında attığımız başlığın, siz biliyorsunuz ama katılımcılarımıza da söylemiş olalım. Özellikle şundan dolayı aslında öfke kontrolü diye vurguladık. Öfke en çok zaten karşılaştığımız. Yani duygu düzenleme becerisinde özellikle çocuklarda en çok biz ağlama krizleri, öfke nöbetlerini görüyoruz çocuklarda zaten. Ama bunun dışında hiç dikkat etmeyen utanma, sevinç, bunlar da aslında nöbet şekline gelebilir. Bunların hepsini hayatımızda düzenlemeye, çocuklarımızda da düzenlemeye, bir yandan konuşurken kendimiz de fark etmeye niyet edelim. Şimdi duygulardan bahsetmemiz neden önemli? Çünkü duygu hakkında bilgi sahibi olmazsak regülasyon konusunu konuşamayız. Nedir? Duygular bizlerin hayatta kalması için aslında sinir sistemimizin bize verdiği bedensel uyarılardır. Şimdi cümle gayet güzel. Böyle hani bu bana ait bir cümle. Hani bir yerden şey yapmadım ama bu cümlenin en kritik kısmı bedensel uyarılardır kısmı. Şimdi uzun uzun bugün bedeni konuşacağız.
Nasıl yani? Belki hani öfkelenen bir çocukla bedeniyle ne ilgisi olabilir diyeceksiniz ama birazdan bu işin aslında çok nörolojik bir şey olduğunu fark ettiğimizde taşlar yatırmaya başlayacak. Birincisi bedensel. Bedende ortaya çıkar. Şimdi öyle konuşalım. Şu an ben biraz heyecanlıyım. Mesela böyle hafiften böyle bir ellerinde bir titreme hissettim. Yani tam titreme değil, böyle bir karıncalanma gibi bir şey. Ondan sonra bir soğuk, ellerim şu an soğuk mesela. Normalde sıcak olur aslında. Ondan sonra kendinize bir bakın lütfen sevgili katılımcılarımız. Şöyle bir bakın bedeninize. Muhakkak bedenimiz bir duyguya sahipse, ki her an bir duyguya sahibiz, bedenimizde bir şeyler oluyordur. Heyecanlıyorsak karnımızda kelebekler uçuşabilir. Sinirlendiysek nabzımız hızlanır. Ondan sonra kaslarımızı gereriz öfkelendiysek. Bazı insanlar dişlerini sıkar. Herkeste bedensel duyumlar farklıdır. Ya da başka ne olabilir? Üzüldüğü zaman bazı insanların gerçekten kalbinde acı olur Zeynep Hanım. Sizde oluyor mu? Yani tabii ki hocam, hele üzülünce ya da çok büyük travmatik bir şey yaşayınca, ben gerçekten hani o kalp kırılması var ya, ben onun gerçek olduğuna inanıyorum Ben de hocam. inanıyorum. Ben de bunu bizzat çok böyle derin acılarımda gerçekten kalbimde bir acı hissetmişliğim vardır. Aslında bunun dışında biz normal üzüntülerimizde de işte başka bedensel duyumlar yaşıyoruz. Her an bu sistemin içerisindeyiz. Bunu bir fark edelim. Şimdi diğer bahsetmek istediğim kısım, bizi hayatta bırakmak için dedim cümlenin başında. Yani duyguları iki varlar. Şimdi şöyle düşünüyoruz biz, öfke kontrolü. Şimdi öfke tamam, yani ay benim çocuğum çok öfkeli. Öfkeli olabilir. Bunda hiçbir aslında sakınca yok. Bunu biz öyle bir kötü bir şey gibi konuşuyoruz ki Zeynep Hanım ve değerli katılımcılarımız. Yani böyle şey gibi sanki, hatta toplumumuz bu şekilde aslında bizi buna kanalize ediyor. Üzülme, öfkelenme, sanki üzüntü çok kötü bir duyguymuş gibi. Hayır, üzüntü kötü bir duygu değil. O kadar ki cenaze dahi kişinin üzülmemesi için uğraşılır. Hayır, yas evindesin ve bu kişinin aslında o üzüntüyü derin bir şekilde farkındalıkla yaşaması gerekiyor. Ya da biz çocuklarımıza ne yapıyoruz? Şimdi çocuklara gelelim. Çocuğumuz üzülmesin. Aman işte okulda ona şöyle davranıldı. Ne yapacak? Utandı. Utandı. Anlatabildim mi? Tabii ki çocuğu rencide edecek şeyler yapmayacağız. Ama hayatta üzüntü de var. Öfke de var, tüm duygular sonuna kadar, tiksinti de var. Hepsi bizim vücudumuzda, sinir sistemimizde kayıtlı. Amacımız bunların normal olduğunu ve aslında iyi ki olduklarını fark edip bunların davranışsal kısmını çözdürmek. Bunu nasıl yapacağız? Fark ederek. İlk başta bir insan duygusunu fark ederse duygu farkındalığıyla beraber dönüşüm başlıyor. Yani bir şöyle düşünelim. Kilolu bir insan kilolu olduğunun farkında değilse, mesela obez bir insan, bunu değiştirmek ve dönüştürmek için çaba göstermez. Dolayısıyla bizim ilk başta duygumuzu fark etmemiz, duygusumuzu tanımamız gerekiyor. İkinci dikkat etmemiz gereken şey ise duygunun arkasında her zaman bir ihtiyaç vardır. Öfkelendik diyelim. Muhakkak o sırada bir nedenle bir ihtiyaca binaen, belki sınırlarımızın çizildiğini düşündük. Belki kendimizi çok değersiz hissettik. Belki özgürlüğümüze bir müdahale edildi. Her neyse. Belki duyusal bazı sebeplerden dolayı rahatsız hissettik kendimizi, güvensiz hissettik. Bir şekilde o duygu çıkıyor. Arkadaki ihtiyacı da fark etmemiz gerekiyor. Şimdi bunları söyledikten sonra artık self Hocam, regülasyona affedersiniz, geçebiliriz. araya girebilir miyim? Şimdi duyguları fark etmek dedik ya, insanın hangi duyguda olduğunu fark etmesi bence belki de en önemli şey. Çünkü bazen diyorsunuz ki şu an ne hissediyorsun? Diyor ki çok kızgınım. Aslında kızgın değil, çok üzgün. Evet, ne Ama onu kadar güzel söyledin. kızgınlık zannedebiliyoruz. Ya da işte Kesinlikle. aslında içerisinde inanılmaz baş edemediği, durduramadığı bir adını koyamadığı his var, bir duygu var ama diyor ki ona işte içimde bir sıkıntı var. Halbuki Evet. aslında Evet. orada olması gereken o şu an hangi duygudayım, bunun adını tam koyabilmek, öyle değil mi? Fark etmek Kesinlikle. için aslında yaşadığımız, hissettiğimiz şeyin adını, o duyguyu bulmak belki onunla baş etmede bize daha Evet. kolaylık sağlayabilir. O Yeniden yüzden nasıl? o duyguları nasıl fark edeceğiz gerçekten? Bence bunun üzerinde biraz duralım çünkü bu çok önemli Duralım. bir konu. Şu an ben
üzgün müyüm, kızgın mıyım, kırgın mıyım, ya da öfkeli miyim, kin mi var içimde, kıskanıyor muyum, haset mi ediyorum, yoksa gıpta mı ediyorum, imreniyor muyum? O kadar farklı ki bütün bunların hepsi. Aslında duygunun adını koyabilmek galiba çok önemli. Onu nasıl dönüştüreceğimize sanırım o ön ayak olacak. Kesinlikle. Şimdi birazdan zaten bahsedeceğim tekniklerde duyguyu beraber aynı bir çocuk gibi tanıyacağız. Ricam şu ki zaten ilk başta kendimiz duygularımızı tanımalıyız. Bugünkü konuşmalarımızın tamamında çocuğuma ne yapmalıyımın ötesi önce bir kendimize şöyle bir fark edelim. Zaten çocukla ilgili ben pek çok zaten taktikler ve tüyolar vermeye çalışacağım. Onların diline nasıl inebileceğimizi. Ama asıl amacın kendimizde bunu keşfedersek zaten çocuğumuza yansıtabiliriz. Şöyle oluyor terapilerde. Diyorum ki nasıl hissediyorsun? Bir olay anlatıyor. Kötü. Kötü? Yani hani kötü. O kadar duygularımızdan uzağız ki Zeynep Hanım. Bu kadar duygusal bir toplum olup bu kadar duygularını fark etmeyen, duygu farkındalığı az olan. Hatta şöyle söyleyeyim. Yapılan çalışmalarda şu çıkıyor. Evet, zeka tabii ki başarıyla çok ilişkili. Ama duygu düzenleme yeteneği, becerisi iyi olmuş kişilerin biz aslında sosyal hayatta, iş hayatında çok becerikli ve çok iyi yerlere geldiğini görüyoruz. Başarılı çocuklar yetiştirmek istiyorsak duygu düzenlemesini başaran, bu yeteneğini, bu becerisini geliştiren çocuklara sahip olmamız gerekiyor. Buna sahip olmak, böyle çocuklara sahip olmak istiyorsak kendi duygu düzenlememizi değiştirmemiz ve bunu fark edip geliştirmemiz gerekiyor. Nasıl fark edeceğiz? Aslında ilerleyen kısımlarda ben anlatacaktım ama hemen o zaman şöyle anlatayım. O beden dedim ya, yani bugün bedenimizi keşfedeceğiz. Bedenime odaklandığımda aslında bedenim bana muhakkak o sırada bir duygu hissettiğimi söyler. Şimdi bizim kelime dağarcığımız çok artık maalesef kısıtlanmış durumda. Aslında ben şöyle bir baktım duygu listelerine. Yüzlerce duygu ifadeleri var. Yani bunların pek çoğunu ben de kullanmıyorum aslında. Bizim kullandığımız duygular çok sınırlı. Hissettiğimiz, en azından şöyle söylüyorum ben. Çok temel duygular dahi olsa, yani ille de tamam incinmiş hissediyorum diyemeyebilirim. Ama yavaş yavaş bu pratiği edindikçe, ben bedenime odaklandıkça, bir de duygu kartları var. Biraz da ondan da bahsetmek istiyorum. Duygu kartlarıyla ilgili, duygu kartelalarıyla ilgili birazcık böyle evde yapabileceğimiz, oynayabileceğimiz oyunlar var. İnternete yazdığınızda dahi çıkıyor. Ama burada Zeynep Hanım şu nokta önemli. Kelimeye takmayacağız. Yani karşımda, benim terapide olsak, benim karşımda oturan danışan kötü ise, tabii ki ben üzüntümü, öfkemi, en azından şöyle altı temel duygu vardır. Hani öfke, üzüntü, tiksinti, neşe, korku. Bir tane daha var. Şimdi aklıma gelmedi sanki. Gelen olursa bize şey yapabilir. Birazdan gelir. Bu temel korkuları en azından fark etsek ve bunu bedenimizde neresinde olduğunu anlasak yeterli. Ama bir çocuk anlamıyor mesela. Yani bir çocuk gibi sıfırdan dinleyelim dedim ya ben bu eğitimi. Evet, biz aslında hiç farkında değiliz duygularımızın. O zaman ne yapacağız? Hemen bedenime dönüyorum. Şimdi çok komik gelebilir size ama ben bunu gerçekten terapilerimde yapıyorum. Diyorum ki bu duygu bedeninin neresinde? Muhakkak bedeninizin bir yerinde. En az bir yerinde. Diyor ki omzumda, sırtımda bir ağırlık hissediyorum. Mesela. Ya da oğluma sorduğumda bana şu cevabı vermişti birinde. Mutluymuş işte o anda. Öyle bir anını yakalamıştım. Gökkuşağı gibi başımda hissediyorum anne dedi. Ben hemen ardından şu soruyu soruyorum. Neye benzetirsin bir şeye benzetecek olsan? Sırtımda bir taş gibi hocam. Ağır bir taş gibi. Kalbimde bir ateş gibi. Ya da işte karnımda bir bıçak gibi. Ayaklarımın altı kaktüs gibi. Ya o kadar ilginçler geliyor ki inanılmaz. Herkesten farklı cevaplar. Her an değişir zaten bu cevap. Oğlumdan gelen cevap başımın üstünde gökyüzü gibi anne. Yani biz kelimelere dökemeyebiliyorsak dahi o an durup bedenimde şu an neremde neler oluyor diye fark etmem gerekiyor. Fark ettikten sonrasında birazdan anlatacak. Öfkelendiğimizde öfkemizi kontrol altına alabilmek. Böyle bir hadis-i şerif var değil mi? Baba yiğit öfkesine hakim olandır diye. Ya da çok üzüldüğümüzde, yani her ortamda da üzüntümüz böyle feryat figan,
dökemeyiz. Bu da uygun değil. İnsan olma gereği bizim bir kendilik şeyimiz gerekiyor. Bir prensip, bir kontrol mekanizmamızı geliştirmemiz gerekiyor. İşte self-regülasyon öz denetimdir. O açılardan bakacak olursak. Ya herhangi bir ortama girdiğimizde çılgınca da sevinemeyiz. Utanma hissim geldi. Ama utanma hissime ve duyguma rağmen bir topluluk içerisinde birisine bir şey sormam gerekiyor. Mesela bunu aşabilmek de bir self-regülasyondur. Sadece öfke nöbeti değil. Ya da markette ağlayan bir çocuk. Yerlere atmış kendini. İşte bunu yapmayı, artık istemediği şeyi kendisine söyleyebilmesi bir self-regülasyondur. Yetişkinlere geliyorum. Şimdi bizim o kadar toplumumuzda önemli bir şey ki self-regülasyon. Aslında yaşadığımız çoğu problem bizim bunu öğrenemememizden kaynaklanıyor. Oturtamamamızdan, öğrenememek demeyeyim. Bu beceri hepimizde var ama 20'li yaşlardan sonra geliştiremememizden kaynaklanıyor. Aile içi şiddet. Bir öfke kontrol problemi. Cinayetler, kadın cinayetleri ya da işte mesela ne oluyor? Duygusunu fark etmemiş, o fark etmediği duyguyla beraber madde alkol bağımlılığıyla kendisini teselli ediyor. Obezite, duyguya odaklansa bambaşka bir şey. Aslında duygusunu fark etse, bununla farkındalıkla bu duyguyu düzenlemeyi öğrense kişi kendisini yemeğe vermeyecek. Depresyon, daha pek çok şeyler, yani işte aldatmalar vesaire. Dolayısıyla çok önemli. Sonuçları düşünebilmek demek self-regülasyon. Şimdi buradan yola çıkarak o zaman ben yavaş yavaş çocuklar kısmına geçmek istiyorum. Gerçekten hayatımızın bütününde duygular var ve ne evet. Az farkındayız biz duygularımızın. O kadar çok şey konuşuyoruz ki, o kadar çok bilgi ediniyoruz güya, o kadar çok merak ediyoruz pek çok şeyi ama... Esasen kendimizle ilgili çok şeyden habersiziz. Uzağız. En dışında da duygular. Çünkü az önce saydığınız sonuçlar hep duygunun farkında olmamakla ilgili. Ya ne kadar kıymetli. Gerçekten değerli katılımcılarımız, başta Esra Hanım da vurguladı. Bugün gerçekten hepimizin adına bir önemli bir eğitim olmakla birlikte hayatımızda bir dönüşüme dahi sebep olabilir. O yüzden ben de böyle fırsat buldukça yana not alıyorum. Hakikaten Allah razı olsun. Hocam aynen devam edelim. Harika. O zaman ben şöyle bir göstermek istiyorum. Evet, şu an görüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi bunları konuştuk zaten, duygularımızı, self-regülasyonun ne olduğunu konuştuk. İşte burada bazı kendini regüle edememiş çocuklar görüyoruz. Evet. Şimdi... En son karşılaştığımızda işte çarşıda, pazarda, sokakta kendini yere atan, ağlama krizlerine evet. giren ve annelerin bir türlü hani ne yapacağını bilemediği, evet. ay ne olur, benim küçük kardeşim evet. de öyleydi hocam. Gerçekten hani o an ne yaparsan yap çocuk baş olmaz derler ya, baş olmuyor. Evet. Evet, bu resimde anne çocuğu çekiştiriyor. Evet. Bunu bir fark edelim. Bakalım ne yapmak gerekiyor. Böyle bir çocukla birazdan konuşacağız. Şimdi ilk başta tabii ki bebeklerle çocukların duygu düzenlemesi daha farklı. Çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bizim bugünkü konumuzun esasında biraz önce söylediğim gibi nöropsikoloji var. Birazcık sinir bilimini konuşacağız. Böyle anlatayım, çok derine girmeden. Beynimizin aslında pek çok zaten farklı farklı alanı ve aktif olan yerleri var ama bizim beynimiz çok temel şu bilgiye sahip olmamız gerekirse alt beyin, orta beyin ve üst beyin. Ben ortayı da şu anda çıkartıyorum. Alt beyin ve üst beyin olmak üzere iki temel alandan oluşuyor. Alt beyin, beynimizin tam içindeki, merkezindeki çekirdek yer. Üst beyin ise bu bizim dış frontal dediğimiz, yani kapatan kısım. Şimdi alt beyin hayvanlarda da var Zeynep Hanım. Tüm yaşayan canlılarda var ve ne işe yarıyor? Şunu, bu daha güzel bir görsel oldu. Alt beyin bizim temel yaşama fonksiyonlarımızı, tepkilerimizi, dürtülerimizi, güçlü duygularımızı yöneten kısım. Üst beyin ise adı üstünde üst, insanda olan kısım. Düşünme, hayal etme, plan yapma, analiz yapma, mantıksal çıkarımlar, bunların hepsi de üst beyin. Şimdi patlama anında hepimiz ya da çocuğumuz duygumuzu kontrol edemediğimiz anda aslında beynimizde şöyle bir sistem gelişiyor. Sempatik ve parasempatik sistem dediğimiz iki tane sistem var vücudumuzda. Sempatik sistem ve parasempatik sistem hep şunu sorar. Bu alt beyinden bahsediyorum şu anda. Güvende misin?
Her an, yani aynı hani dedim ya hayvanlardaki gibi. Hayvanlarda hiçbir farkımız yok. Güvende miyim, güvende miyim? Ben şu anda dahi sinir sistemim tarafından her an bunun sorusuyla bu çark dönüyor Allah tarafından. Eğer güvendeyse kişi parasempatik sistemi geçiyor ve şu mesaj gidiyor vücuda. Kaslarını gevşetebilirsin, nabzın yavaşlayabilir, her şey yolunda, huzurlu ve dingin. Böyle durumlarda üst beyin de aktif olmuş durumda. Gayet sıradan bir an bizim için. Ama etrafta bir tehdit hissettiysek, öfkelendiysek, üzüldüysek, hayal kırıklığı, biri bize eleştiride bulundu, bir çocuk bir başkası tarafından utandırıldı ya da çocuk istediği şeyi alamadı ya da bir bebek bir huzursuzluk hissediyor mesela. Bebekler ne olduğunu bilemezler. Sadece huzursuzluktur onların istediği ama açlıktır mesela. Altının değiştirmesi gerekiyordur. Bunlar da çocuğa diyor ki güvende değilsin. Tetikte ol. Alt beyin harekete geçiyor ve o zaman işte bu dürtüler, otomatik tepkilerimiz harekete geçiyor. Dolayısıyla insanı insan yapan şey bizim aslında duygularımızı regüle etmemiz ve düşünme dediğimiz bu üst beyni harekete geçirmemiz. Şimdi, dolayısıyla buradan yola çıkarak şu bilgiyi vermem gerekiyor. Bebeklerde ilk 2 yıl boyunca zaten üst beyin gelişimi çok yavaş. 2 yaşından sonra başlıyor ve 20'li yaşlarda biz aslında üst beynin geliştiğini görüyoruz. Buradan neyi anlıyorum ben sevgili katılımcılarımız, sevgili Zeynep Hanım? Çocuklar zaten Allah'ın yaratılışı gereği istese de o otomatik tepkiyi üst beyinle durduracak yetiye zaten sahip değil doğuştan. 2 yaşına kadar bu özellik yok. Peki çocuğumu ben bu sırada nasıl regüle edeceğim? Allah ona birincil bakım veren bir kişi vermiş. Onu birine emanet etmiş. Öğretmen olabilir, bakıcı olabilir, bakım veren anne olabilir, baba olabilir, babaanne olabilir, her kimse. Çocuğun bağlandığı kişi. Güvenli bağlanma, güvenli bağlanma diyoruz ya. Güvenli bağlanan özü budur. Güvenli bağlanan insan, çocuk alt beynine sahiptir. Güvenle bağlandığı kişi. Aslında güvenli bağlanmanın mantığı şudur. Bebek paniklediğinde, kendisini güvensiz hissettiğinde, sempatik sistem nabzını hızlandırdığında ya da bebek ağladığında onu üst beyni olan, kucaklayan kişidir. Bakınız, çocuk, bebek sadece bir kişide rahatlar. Yani birden fazla kişiye güvenli bağlanabiliyor bu arada çocuklar, bebekler. Ve bu yapılan araştırmalarda çıktı çoklu bağlanma diye. Ama bir tane muhakkak ana bağlanma figürü her zaman oluyor. Genelde de anne. Çocuk ona gitsin. Ben şu an 8 aylık bebeğimde bunu çok net yaşıyorum. Kucağıma geldiği an susuyor. Yani tık bitti. Çok net görüyorum bunu. Güvenli bağlanma budur. Çocuğa ben senin, hani arabalarda olur ya, regülatörünüm demek. Ben seni sakinleştireceğim. Bebek bunu yaptığında anlayışla karşılayabiliyoruz bazen. Hoş, bazen çok çıldırtıcı noktalara da gelebiliyor. Bebeği sakinleştirmek de kolay olmuyor. Peki nasıl olacağız? Biz regüle olacağız. Biz kendimizi düzenleyeceğiz. Çünkü o bir bebek. Onun ilk 2 yıl böyle bir yeteneği yok. 2. yıldan sonra da yok. Bakın biraz önce söyledim ya, 20'li yaşa kadar yok. Böyle bir yetenek yok. Yani 20'li yaşa kadar yok. Yanlış bir cümle oldu. Özür dilerim. 20'li yaşlara kadar tamamlanmıyor bu gelişim. Bu üst beynin gelişimi. Dolayısıyla çocuğum da dahil olmak üzere markette kendini atan çocuğuma aslında sadece o sırada yardım çığlığı, biri beni regüle etsin, biri beni Allah rızası için sakinleştirsin, üst beyin gitti bende, bağlantı koptu de. Bizim çocuklarımıza öğreteceğimiz şey şu: alt beyinle üst beynin arasındaki iletişimi öğretmek. Kendimize de. Peki bebeklerde ne yapıyoruz? Başta çocuğum orada, bebeğim feryat figan ağlıyor. Anlayamıyorum belki. Neler oluyor? Aç mı? Huzursuz mu? Gerçekten bazen anlayamıyoruz. Dili yok. Güvenli bağlanmada zaten annenin kendisini bırakması çok önemlidir. Birincisi ben bunu tavsiye ediyorum annelere, babalara. Bu açıdan lütfen annelere destek olun. Çünkü güvenli bağlanan çocuğunuz gelecekte bakın neler yapabilecek. Biraz önce konuştuk. Onun için anneyi lütfen rahatlatın ki rahat bir anne çocuğunu güvenle kendini bırakabilir. Çocuğunuz kriz anında ağlıyor, susturamıyorsunuz. Önce biz regüle olalım. Tetiklenebiliriz çocuğumuzun ağlamasından. Tetiklendiğim zaman ay yeter diye böyle çocuğu sallamak istediğimde ya da babasına ay al şunu dediğim zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi sadece çocuğumda yok alt beyin üst beyin, bende de var. Benim de alt beyin harekete geçiyor. O zaman üst beyin harekete geçiyor. Bir duracağım.
gerekirse sakinleşmek için bebeği varsa imkanınız verecek birisi lütfen verin. Böyle bir imkanınız yoksa çocuğun 1-2 dakika ağlaması hiç sorun değil, merak etmeyin. Toksik bir durum değil. Lütfen kendinizi birazcık sakinleştirmeye, bir beden farkındalık, bir su içmek olabilir. Ve hemen şunu diyeyim. O bebek şu an bu yetiye sahip değil. Ve burada sözsüz beden dili çok önemli Zeynep Hanım. Yani sen orada canım yavrum bilmem ne yavrum deyip de bir yandan gergin gergin çocuğu sallıyorsan çocuk bundan hiçbir şey anlamıyor. İlk 2 yıl biz sözsüz beden dilinin anneyle bir bakım veren, birinci bakım veren ve bebek arasında çok net olduğunu görüyoruz. Annenin duygusunu anında kapar. Onun için kendimi rahatlatacağım. Üst beynimi harekete getireceğim. Bu arada bebeğin ihtiyaçlarını da kontrol etmem çok önemli. Yani bebeğin hangi nedenden dolayı öfkelendiğini de bulmam gerekiyor. Bunu konuştuk zaten. Şimdi öfkelenmeden önce şu kısım çok önemli. Bu kısmı birazcık anlatacağım. Sonrasında da akut öfke ya da işte kriz anı, hani ağlama krizi her ne dersek diyelim. Kendi duygularımızla düşünelim. Bir akut andan bir de akut öncesi yapmamız gerekenlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu anları yaşamadan önce çocuklarımıza bilgi vereceğiz. Artık çocuğa geçtim ben bu arada. Bebek kısmını bitirdim. Çocuğumuza bilgi veriyoruz. Okul öncesi dönemdeki bir çocuk beyin kavramını, beyin entegrasyonunu anlayabilir. Nasıl anlattığımıza bağlı. Yani şöyle, ben oradan yaş vermeyi hiçbir zaman uygun bulmuyorum. Her çocuk bence çok farklı ama 2 yaşından sonra anlatım tarzınıza göre artık o çocuğa anlatılabilir yavaş yavaş. Ama genelde okul öncesi dönem dediğim için 3, 4, 5, 6, 7 sonrası 4 yaşındaki bir çocuk çok rahatlıkla kendi dilinde anlatılınca anlayabilir. Hele 5-6 yaşındaki bir çocuk çok rahat anlar. Beyni hakkında bilgi vereceğiz. Bilgiyi verirken ben burada bir şey animasyon önermek istiyorum. Hatta izleyip de gelebilirseniz diye de sosyal medyada paylaşmıştım Instagram'da. Inside Out diye, ters yüz diye bir animasyon. Eğer izleyebilirseniz çocuğunuzla bunu izleyin. Bugünkü eğitimimizin ardından izleyip ardından çocuğunuzla bu konuda lütfen konuşun. Duyguları çok güzel anlatıyor. Bir insanın, bir çocuğun beynine giriyor. İşte kısa bellek, uzun bellek, çok tatlı detayları var. Tavsiye ederim. Şimdi çocuğumuza şöyle anlatacağız. Parmaklarımızla. Biliyor musun kızım, oğlum, işte sen duygulandığın, duyguların yoğunlaştığı zamanlar ya da hiç duyguya girmeden, işte hepimizin beyni, hani bunu beyne benzetelim şöyle. Yandan bakınca beyne benziyor zaten. Beynin 2 kısmı var. Birisi alt beyin, bir diğeri üst beyin. Biliyor musun bu alt beyin, hayvanlarda da var, bizlerde de var. Bu kısım yine yaşına göre eklenebilir. Lütfen çocuğunuzun yaşına göre oyunla anlatınız. Alt beyin duyguları harekete geçirir. Bir anda hani sen bazen ağlayıveriyorsun ya, bir anda öfkeleniveriyorsun ya. Ay ben anlıyorum seni, bende de aynısı oluyor, bende de aynı şey var, benim de alt beynim var. Ama biliyor musun bir de bizim üst beynimiz var bak. Sen öfkelendiğin, patladığın zaman, ha burada üst beyni de anlatalım. Üst beyinde bizi sakinleştiren, düşünmemizi sağlayan, bir durumumuzu mantıklı olarak ne yapmamız gerektiğini düşünen kısım. Biliyor musun eğer sen böyle uygunsuz bir şekilde mesela kardeşine vurursan, başkalarının içerisinde kendini yere atarsan, o zaman alt beyinle üst beyin arasındaki iletişim kopuyor. Ne yapacağız peki? İkisini birleştireceğiz. Şimdi bu görseli çocuğa sık sık, böyle ara ara, yani çocuğu da bunaltmadan, böyle ara ara anlatalım. Şunu bir kavrasın. Burada şu çocuğuma şunu söyleyeceğim ben. Bilgi veriyorum ya, duygular var ve bu duygular davranışlar kısmında yönetilebilir. Davranışlarını yönetebilirsin. Bunu çocuğunuzun yaşına göre söyleyeyim. Ben bunu 6 yaşındaki oğluma çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Duygular normaldir, sağlıklıdır, iyi ki vardır, geçicidir. Geçici olduğunu ara ara vurgulayın. Aa, farkında mısın? Yarım saat önce bir şeye çok sinirlenmiştin ama şu an onun üstesinden geldin. Bravo. Üst beyin harekette, valla tebrik ederim, harikasın mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani çocuk şu hissi yaşasın. Evet, yetişkin, ben büyüyorum. Büyümek demek, sorumluluk almak demek. Duygularımın sorumluluğunu alıyorum ve bir şey başardım. Çok küçük küçük başarılarını ona fark ettirin. Duygunun geçici olduğunu çocuğumuza lütfen hatırlatalım. Lütfen bu bilgiyi verelim ve duygularımızın normal olduğunu ama kan davranışın değiştirilebileceğini, düzenlenebileceğini, bunu zamanla öğreneceğini, bir yetişkin olduğunda bu konuda çok profesyonel olacağını
arada bir böyle bir bilgin maksatlı verin. Hatta bu Inside Out'un arkasından verilebilir. Hocam. Hangi bilgiler verilebilir? Buyurun Zeynep Hanım. Hani şu şeyi yaptınız ya, beyin görselini elimizle. Evet. Mesela biz bu bilgileri o çizgi filmde izleyelim mutlaka. İzlemeyenler varsa da kesinlikle ben de tavsiye ederim. Çok güzel bir çizgi film. Gerçekten de duyguları anlamak için beyinde neler olduğunu çok güzel anlatıyor. Mesela onu izleyelim. Beyinle ilgili alt beyin, üst beyin bilgisini de verelim. Davranışların duygular yönetilebildiğinde davranışlara da aksedebildiğinden bahsedelim. Hocam bu da aramızda şifre olabilir. Aa, çok mantıklı. Şifre olabilir. Kimsenin anlamasına gerek yok. Belki bilmiyorlar. Çocuk değilim ki bütün bu bilgileri verdik. Bunu da anlattık. Çok ondan sonra çocukta mesela olağanüstü ya da anormal bir şey olmaya başladı. Ya da bizim müdahalemiz gerekiyor ya da ona bir şey hatırlatmamız gerekiyor. Hiçbir şey dememize gerek yok. Sen bunu anladın. Değil mi entegrasyonlu ama? Entegrasyonlu harika. Harika. Mesela aramızda bir şifre, bir ipucu olur bu hareket. Bak evet. Şu an hemen duygularının üzerine gitmelisin. Daha doğrusu fark etmelisin ve davranışlarımızı kontrol ediyoruz şu an. Aramızda evet. Bir şifre olabilir. Aynen. Değil aynen. Mi? Çok güzel oldu. Bundan kitap bile gider Zeynep Hocam. Kitap bile buradan. Şimdi burada başka önemli konulardan bir tanesi rutinler. Şimdi çocuğumuzun öfke nöbetleri varsa, ağlama krizleri varsa, yoğun utanma duygusu, yani duygularında gerçekten çok aşırılık varsa çocuğumuzun ve bizim, bizim bir kere duygularımızı düzenlemeden önce hayatımızı düzenlememiz gerekiyor. Çünkü çocuklar, her yerde söylüyoruz, rutini severler. Lütfen çocuğunuzu yani çok yoğun, böyle hızlı ekstrem geçişlerden sakındırın. Ya da mesela başınıza bir şey gelecek, bir yere gideceksiniz, babayla millet görüşemeyecek, bunun bilgisini çocuğunuza verin. Kaçta uyuyacağı, kaçta yatacağı, bunlar artık böyle hayatınızda rutin haline, moda mod, sert, katı şeylerden kaçınıyoruz. Amacımız zaten esnemek, duygularımızı düzenlemek. Ama rutinimizde mümkün olduğunca sağlıyoruz. Başka ne demişim? Kurallar ve sınırlar. Bu konu çok önemli. Bununla ilgili de çok soru geliyor genelde zaten. Eğer biz kurallarımızı ve sınırlarımızı önceden belirlediysek, yani markete gideceğiz ve marketten sadece bir tane şey alacağız kızımı, önceden konuşup bu şekilde sınırı koyduysak, çocuk zaten markette kendisini yer atmaz. Önceden belirlenmiş, tutarlı, kararlı ama her zaman tatlı dilli anne babalar olacağız. Pozitif disiplini hayatımıza getireceğiz. Pozitif, burada çok ekstrem sayıda kurallara gerek yok. Belirli sayıda çocuğun yaşına uygun kritik şeyleri lütfen kural olarak koyalım. Onun dışında her şeyde çocuğumuza durdurmayalım. Önceden bilmesi de çok önemli çocuğumuzun. Çok önemli bir kısım duygularımızın ifadesi. Eğer anne baba kendi duygularını ev içerisinde ifade ediyorsa, biz bu çocukların duygularını ifade etmede ve duygu farkındalığında daha iyi olduğunu görüyoruz. Hani geçen gün sen böyle söylemiştin ya, biliyor musun? Ben o zaman biraz incindim. Ben çok üzüldüm. Ben çok fazla duygularımı ifade eden bir insanım. Mesleğim gereği herhalde. Oğlum bunu çok yoğun yapıyor. Çok fazla kullanıyor. Ve bu bizim için çok büyük bir avantaj. Yani kardeşi oldu. Biz her şeyi ondan çok net duyguları öğreniyoruz. Bizim hayatımızı da kolaylaştırıyor. O da kendisi duygusunu fark ettiği için regüle etmesinde de artık yavaş yavaş daha iyi olmaya başladı. Burada çocuğumuzu dinlememiz çok önemli. Çocuklar aslında bize bir şeyler söylerler. Orada yemek pişiren bir anne, haber izleyen bir baba, telefon oynayan bir baba varsa, hı hı diyorsa, bu çocuk bir daha duygusunu söylemez. Bir şey mi dedi? Çok mu meşgulsün? Tatlım bir saniye, hemen geliyorum, anlayamadım. Zihnim doluydu tatlım, bir işim vardı canım. Hemen o çocuğun duygusunu dinliyoruz. Kendi duygularımızı ifade ediyoruz ve şiddetsiz bir iletişim dili kullanıyoruz. Şiddetsiz iletişim dilinde zaten duygular söylenir ve hiç kimse suçlanmaz, yargılanmaz. Şiddetsiz iletişim dilinin olduğu yerde zaten çocuk kendisi duygularını fark etmeyi öğrenir. Şiddetsiz iletişim dilinde de bu çok vurgulanır. Duygu kartları var. Altta biraz önce gösterdiğim şeyde resimlerde ona benzer örnekler. Bebeklerinizle, çocuklarınızla lütfen bunlar üzerine oynayın, konuşun. Ya evet, mutlu, üzgün biliyor deyip yetiştirmeyin. Daha detayına kadar öğretebilirsiniz çocuğunuza. Bunların çok faydasını görecek gelecekte. Renklerden, İngilizce bileceği birkaç kelimeden, tabii ki onları da öğrensin. Onları kesinlikle küçümsemiyoruz. Her anlamda çocuğumuz gelsin ama emin olun çok daha önemli. Renkleri ya da başka şeyleri
Birkaç yıl sonra zaten öğreneceksiniz. Verseniz de vermeseniz. Başkalarından öne geçmesine gerek yok. Bizim amacımız çocuğumuzun kendilik farkındalığının iyi olması. No Fault Zone diye bir oyun var. Bu oyun da çok tatlı bir oyun. Şiddetsiz iletişim oyunlarından bir tanesi. Türkçesini tam bulamadım ama aslında hani hatasız alan oyunu gibi çevriliyor ama bir bakarsanız görebilirsiniz. Bunu da tavsiye ediyorum. Kriz anında yine bu krizleri yaşamadan önce bunları engellersek kriz zaten az olur. Ailemizle nitelikli kaliteli vakit geçireceğiz. Çocuk bazen arkada ihtiyaç var dedik ya, diyor ki ben sadece ağladığımda benimle ilgileniyorlar. Ben öfkelendiğimde üstüme titriyorlar. O zaman ben ne yapayım diyor. O zaman ailemle kaliteli vakit geçirmeyi unutmuyorum. Bunu bir rutin haline getiriyorum. Bir diğeri, çocuğumuzun duygusal profili. Bu çok önemli Zeynep Hanım. Ben bunu çok önemsiyorum. Şimdi her çocuğun eşiği, duygusal eşiği farklıdır. Bazı çocuk ışıktan çok tetiklenir. Kendinize bakın şimdi. Değerli katılımcılarımız, misafirlerimiz. Yani sizin de muhakkak tetiklendiğiniz şeyler vardır. Size soracağım birazdan Zeynep Hocam. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. O sırada bir düşünün lütfen. Ben mesela karanlıktan tetikleniyormuşum. Bunu daha çok yeni fark ettim, inanır mısınız? Ben bu konuşmaların faydasını yani çok şükür insanlardan güzel dönütler alıyorum, dualar alıyoruz ama benim için en büyük kârı kendime olan yatırımımdır. Kendimde çok şeyi bu süreçte fark ediyorum. Şöyle bir şey yaşadım. Bir yakın zamanda, bir ay önce falan herhalde, karanlıktan tetiklendiğimi fark ettim. Oğlum da ışığı kapatıyor, yakıyor, kapatıyor, yakıyor. Böyle bir oyun bulmuş kendi kafasında. Kapattığı çok büyük bir şey. Sonra hemen ona karşıma aldım. Birincisi kendimi tanıdım. Neyden tetiklendiğimi fark ettim. Ben karanlıkta muhtemelen alt beynim. Hani bu kendimi koruması gereken hayvansal kısmım ya, tetiklemeyeyim. Muhtemelen benim ta atalarımdan gelen karanlıkta bir korku şeyi var bende. Karanlıkta tehlikedeyim düşüncesi var bende muhtemelen. Çok hızlı bir tepki veriyorum. Alt beyin. Alt beynim tepkileri baktım biraz fazla. Entegre etmeye karar verdim. Ve oğluma şunu söyledim. Tatlım ben biliyor musun karanlıkta korkuyorum. Kendimi güvensiz hissediyorum sanırım. Bundan sonra kapatmazsan çok sevinirim ve ben sinirleniyorum karanlıkta. Sana bağırabilirim. Yapma olur mu? Gerçekten oğlum yapmayı bıraktı. Yani bu açıklama ona yetti. Ama biz oğlum yapma bir anda ben böyle bir şey çekişme çatışma oluyor çocukla ebeveyn arasında. Hayır. Çok net şiddetsiz iletişim diliyle bir ifade. Nemden rahatsız oluyor olabilir çocuğunuz. Oral hassasiyetleri fazlaysa yemek seçebilir. Ağzında bazı dokulardan huzursuz olabilir. Yine bu şekilde rahatlayabilir. Işıktan, sesten çocuğumuzu tanıyalım. Yani bazen çok yüksek sesle mesela şarkı açarsın çocukla eğlenelim hadi enerjimizi atalım diye ama çocuk o sesi kaldıramayabilir. Anlatabildim mi? Ya da mesela çocuğumuz hadi parka götürelim hadi zıplatalım dersin ama bir ışıktan fazlası artık onun böyle motor sistemini yakar. Çocuk bu sefer kontrolden çıkmışçasına hareketler yapmaya başlar. Ya uyku öncesindeki çocuk da bu şekilde. Peki ne yapıyoruz? Bunu da fark ettik. Bunun dışında yine beden. Bakın farkında mısınız? Hep bedensel şeylerden bahsediyorum. Çocuğumuzun ihtiyaçlarına bir bakalım hemen. Aç mı? Açlıktan öfkeleniyor olabilir. Rutin dedim ya biraz önce. Aynısı. Acaba tuvalet ihtiyacı mı var? Acaba çok mu terledi? Bu mu onu rahatsız ediyor? Ya da yorgun mu? Uykusu mu var? Bunlara da bir göz atıyorum. Bunları da mümkün mertebe düzenli bir şekilde çocuğumun bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Ne yapabilirim? Ben bunu çok yine kendimde de yani şöyle aslında ben hep duygusal regülasyon alanı gibi bir alan oluşturmaya çalışıyorum. Bunu biz zaten hep tavsiye ediyoruz çocuklara. Bir özel alanları olsun, oyun oynasınlar falan diye ama bunu bu şekilde ben de ismini yeni duydum, yeni öğrendim. Bir çadırla, bir minderle, bir kilimle nasıl şey yaparsanız yapın. Resimde alttaki benim kendi evimdeki bir kare. Biz sadece minder kullandık. Babaannemizin minderi. Kardeyi de oğlum kendisi üretti. Oğlum dedim sana bir alan yapalım. Lütfen kendin bunu düşün. Kendini tasarlamış. Ona da bir sorumluluk vermiş olduk bu vesileyle. Perdeyi çok da güzel böyle pratik bir şey buldu. Çadır alabilirsiniz. Salıncak varsa salıncak alabilirsiniz. Salıncak Zeynep Hanım birazdan beden kısmına daha da gireceğim zaten ama bu akut kriz anlarında da çok etkilidir. Salınım dediğimiz şey bedenimizin salınması bizi genelde sakinleştirir, regüle olmamızı sağlar. O alt beynin enerjisini alır. Bu fidget toys'lar var böyle el oyuncakları işte sıkıyorsun falan filan stres atma gibi. Duygusal regülasyon alanına yine böyle bir şey koyabilirsiniz çocuğunuzun.
Ve buranın adını verin. Eğer çocuğunuz burası sakinleşme alanı, mesela çocuğumuza duygusal regülasyon alanı, duygu düzenleme alanı diyebilirsiniz. 6-7 yaşındaki çocuğa, ama 3-4 yaşındaki çocuğa diyemezsiniz. Tabii burası sakinleşme alanımız. Sana ait bir alan ve ben istediğin zaman senin yanında durabilirim. Burada senin için peluş oyuncaklar var. Bakın, dokun, eğer uyaranlardan dokunma duyusu daha fazlaysa peluş oyuncağına sarılabilirsin. Yumuşak bir battaniye koyabilirsiniz buraya. Eğer okuma yazması varsa hatırlatıcı notlar koyabilirsiniz. Ben bu notların çok faydasını görüyorum. Eğer yine ağzıyla böyle rahatlamayı seven bir çocuksa kuru meyveler koyabilirsiniz, su koyabilirsiniz. Buranın bir anlamını fark etsin ve kendi kendine burada zaman geçirsin. Başka ne yapabiliriz? Çocuğumuza lütfen günlük anı defteri tutturalım. Buradaki mantık üst beyni harekete getirmek. Anı defterinde biz bir olay yaşanmıştır, duygular bitmiştir. O anki otomatik duygular yani. Hani o saniyelik duygu bitmiştir. Ardından üst beyinle o olayı defterimize yazdığımızı düşünelim. Siz yazabilirsiniz, resim yaptırabilirsiniz. Bu çok geliştirir üst beyni. Bizim amacımız üst beyni geliştirmek. Başka nasıl üst beyni geliştirebilirim? Zaman zaman her şey olmasa bile belli sınırlar dahilinde ona kararlar aldırın. Sen olsan ne yapardın oyunu oynayın? Empati yapmasını sağlayacak bu. Üst beyni geliştirmek. Çok önemli. Çocuğumuza rol model olacağız. Her yerde, her zaman söylüyoruz. Eğer ben gidip de mesela şöyle bir örnek verelim. Hepimiz bir düşünelim şimdi. Çok yorgunum. Bir sebeple dışarıdan çok yorgun geliyorum. Ve anahtarı takıyorum kapıya. Anahtarım kırılıyor. Ya da anahtarım kayboldu. İçeri girmem lazım. Açım. Lavaboya gitmem lazım. Yorgunum. Böyle bir durumda üst üste bir de yanınızda sizi böyle tetikleyecek konuşan birisi var. Mesela şimdi en kötü senaryo olsun. Böyle bir durumda bizler çocuğumuza rol model olalım ki, ya da anne baba iletişimi. Ay nasıl önemli. Anne bir anda parlıyor mu? Baba atıyorum işte bilgisayar bozuldu bir anda sinirleniyor mu? Çocuğuna sus dedim sana diye ikide bir kızıyor mu? Bu baba daha alt beyniyle üst beynini tam oturtamamış. Bu çocuğa biz şimdi nasıl duygu düzenlemesini anlatalım? Neyine verelim? Önce kendimiz rol model olacağız. Duygular mı bizi kontrol ediyor? Biz mi duyguları kontrol ediyoruz? Bunu fark edeceğiz. Hareket. Biraz önce bahsettiğim salıncak örneğinden de yola çıkarak. Bununla ilgili pek çok çalışma var. Zeynep Hanım. Hareket ettiğimiz an, bu hareket bu arada akut kriz anında da geçerlidir. Akut kriz anından önce de geçerlidir. Yani bizim çocuğumuzun o anda dahi hareket ettirmemiz, koşturmamız, zıplatmamız çok değerlidir. Mesela burada trambolin örneği verdi. Biz tık kullanıyoruz. Yürütebiliriz, koşturabiliriz. Esneme hareketleri yaptırabiliriz. Birbirine böyle ellerine şey yapabiliriz. Birbirimizi yürütebiliriz. Pilates hareketleri olabilir yine. Ve bedenini dinlemeyi öğrenmek. Şimdi duygu farkındalığı. Çocuğun duygularını nasıl öğrenecek? Birincisi benim ifadelerimden öğrenecek. Benim kontrolümden öğrenecek. Benim ona aktardığım işte bu oyunlarla öğrenecek ve bedenini dinlemeyi. Bu hatırlatıcı notlar dedim ya biraz önce. Benim hatırlatıcı notlarımdan bir tanesi de oğluma bedenini dinleydi. Böyle işte dua et, nefes al falan. Birazdan zaten yazdıklarımı küçük küçük birkaç kelimeyle ben oğluma lütfen kendini kötü hissettiğinde buraya girip artık kendini bunları yapabilirsin demiştim. Bedenini dinle bunlardan bir tanesi de. Bugün buraya hazırlanırken oğluma şunu sordum. Anneciğim dedim, hatırlatıcı notların faydasını görüyor musun? Evet dedi. En çok hangisi senin için etkili dedim. Bedenini dinle dedim. O kadar hoşuma gitti ki. Şimdi ben çok önem veriyorum terapilerde bedenini dinleyi. Hatta geçenlerde şöyle bir cümle söyledi. Bir yemek yiyordum. Ve bana dedi ki, ben ısrarla oğlum lütfen tadına bak diyorum. Tadına asla bakmıyor. Yemeyeceğim diyor. Tadını bildiği bir şey ama hani bugün bir iki lokma al belki seversin gibi. Ondan sonra döndü ve bana dedi ki, anne hep bedenini dinlememiz, bedenini dinle diyorsun bana. Bedenim şu an bu yemeği istemiyor dedi. O kadar tatlı bir cevap ki. Ve gerçekten hani dokunsal bir yanı var. Ağzında kaygan olan bir şey yiyemiyor mesela. Aslında anlatabildim mi demek istiyorum. Bunu fark edip bunu dile getirmesi benim için bu mesleği yapan bir insan açısından çok önemliydi. Çok mutlu oldum. Şu şekilde fark ettirebiliriz. Mesela akut anında da bunu düşünebiliriz. Öfkelendi çocuk. Öfkelendiği anda bunu yapmayacağız bu arada. Birazdan o anda ne yapacağımızı söyleyeceğim ama sakinleşti. Ben ona diyorum ki, tatlım öfkelendiğinde en çok nerede hissediyorsun bu duyguyu? Yumruklarımda, dişlerimde,
O zaman ne yapacağım? Benim bu bedendeki bu biriken enerjiyi atmam lazım. O zaman çocuğumun karşısına bir yastık koyacağım. Hadi vur. Nerede hissediyorsun? Boğazımda. Çok fazla gelir mesela. Özellikle hanımefendilerde terapide. Boğazımda hissediyorum. Buramda bir şey tıkandı hocam. Göğsümde hissediyorum. O zaman ne yapıyoruz? Çığlık atabilirsin. Nefes egzersizleri yapabilirsin. Çocuklara çığlık attırmak mesela çok etkili bir yöntemdir. Bir öğretmen dayım vardı ve bulunduğumuz nahiyenin dışındaydı oturduğu ev anneannemlerin. Yani çok fazlayız ama gerçekten böyle 25-30 kadar sorun düşünün. Ondan sonra artık bir yerden sonra bizden nasıl sesler çıkıyorsa bizi kontrol altına alamıyorlarsa dayım derdi ki hadi bakalım hepiniz dışarı derdi. Bizi böyle nahiyenin dışına bir yere götürürdü. Çığlık attırırdı bizi. Ama biz nasıl eğleniyoruz? O da atardı böyle dayım da falan böyle. Hatta yetişkin büyüklere de derdi isteyen gelsin diye. Hani kocaman bir insanla çığlık atıyorsun. 25-30 tane çocuk. Dünyanın en eğlenceli şeyi. Şimdi anlıyorum. Bu enerjiyi atmaymış yani. Çığlık. Ve nefes egzersizleri. Nefes egzersizini çok önemsiyorum. Burada ne yapabiliriz? Kendimizde de bunu lütfen sık sık uygulayalım. Somatik deneyimle diyoruz. İlgisi olan kişiler bu konuda biraz daha şey yapabilirler. Araştırma yapabilirler. Ben bu konuda kitaplar da tavsiye edebilirim. Peter Levine'ın bu sesinden bahsediyor ve ben bunu terapilerde kullanıyorum. Neden kötü? Göğsüm sıkışıyor. O zaman hemen diyorum ki şöyle bir lütfen dik oturuş. İki ayak yerde olursa güzel olur. Şart değil. Çocuğumuz için bu şartlar yok. Derin bir nefes alıyorum ve şu sesi çıkartıyorum. Vu, vu diyorum. Hatta vu falan diye de açtırıyor Peter Levine. Ama ben bu vu'yu hu'ya çok benzettiğim için oğluma mesela hu de diyorum. Bence orada hu deniliyor aslında bilmiyorum. Hatta vaktimiz olursa Peter Levine'i şu an kenarda açtım. YouTube videosunda nasıl yaptığımda şöyle bir dakikalık kısacık bir şey gösterebilirim sonra. Şu anda da gösterebilirim. Evet, bir şehirden. Ay, bu arada ne kadar güzel geldi ya. Şu öğrendiklerimiz bile benim böyle bir alemimi değiştirdi hakikaten. İyi geldi. Ah çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Şimdi sesi de açıyorum. Ses geliyor mu? Biraz daha açabilirsiniz hocam sesi mümkünse. Ha, evet tamam. Şimdi? Evet iyi. Şimdi bu öndeki konuşmaları arz edenler sonra izleyebilirler ama ben nasıl yaptığını bir göstermek istiyorum. Burada uzun sinir sistemini anlatıyor. Filling first belly and then chest and again repeat. And I just wait for the breath to come in. Burada önemli olan göğsümüzdeki tüm nefesi vermemiz. Ben o kısmı sanırım geçtim. Yani kendiliğinden sonuna kadar veriyoruz. Bunu üç kere vu derken bir titreşim oluyor. Bu titreşimi fark ediyoruz. Çok etkili bir yöntemdir. Bir vu mu diyeceksiniz ya da işte bir hu mu demek. Bence kesinlikle hu. Bence de hu Zeynep Hanım. Bence de hu. Bence bu Peter amca hu'yu bilmediği için hu şeklinde kendince doğru bir şey üretmiş aslında ama keşke hu'yu bilseymiş. Belki çok daha rahat edecekmiş. Ama İnşallah. Çok güzel bir yöntem. Evet. Mesela hani söylediklerinizden ben şunu da düşündüm. Şimdi kriz anında yahut daha öncesinde sallanmaktan bahsettiniz ya hocam. Evet, sallanmak. Nefes egzersizi. Ve şu anda hu'yu öğrendik. Ya bunların hepsi aslında bizim temel sanki ruhumuzla kurduğumuz bağlantıyla da çok ilgili değil mi? Ben öyle bir şey bir bağ kurdum kendi içinde. Kesinlikle. Mesela hani kendi içimizde de bir yerlere gidersek ya da yani bir zikir hali, böyle bir tesbih halinde dahi ya da bir hoş bir haldeyken dahi insan böyle yavaş yavaş sallanır. Yani mesela o Evet. İnsanı Bebeği de mesela öyle sakinleştirir değil mi? İstemsiz bir hareket o aslında. Bebeği sakinleştirme hareketimiz. Salınım var orada da. Evet. Aynen öyle. Kesinlikle Zeynep Hanım. Bu arada Peter Levine çok önemli bir şeydir. Yani psikoterapide çok önemli bir somatic experiencing diye bir şeyin kurucusu. Güzel bir farkındalık ama. Hani bir Evet.
farkı var ama o farkı da Allah nasip etsin diyelim. Aa, çok güzel, kesinlikle. Kesinlikle. Tabii ki yani biz bu öğrendiklerimizi zaten hep sonradan fark ediyoruz ya hocam, bazı şeyleri birleştiriyoruz. Çok güzel bir yöntem. Önemli olan o anda bunu akledip yapıp kendinizi rahatlatabilmek, değil mi? Tabii. Ve çocuğumuza kesinlikle da bunu öğretebilmek. Kesinlikle. Bunun içinde ne yapıyoruz? O an nasıl fark ediyoruz? Ön alarmı fark ediyoruz. Hepimizin sinirlendiğinde, çocuğumuzun da, bizlerin de ağlayacağı, anlatabilir miyim? O anda özellikle öfke üzerinden gidersek muhakkak birkaç saniye öncesinde bedenimizin yaptığı bir deneyimleme vardır. Dişlerini sıkıyor olabilirsin. Yumruk, kasların geriliyor olabilir, yüzün kızarıyor olabilir, kalbin, yani bu herkes, ellerin terliyor olabilir. Bunu fark et. Bunu fark ettiğin an lütfen kendini durdur. Bu bir ön uyarıdır. Beden farkındalığı bunun için çok önemlidir. İlk başta bunu yapmanız çok zor. Çünkü milisaniyelik olaylar bunlar. O alt beyin fırlamak istiyor yani. Kendini korumak istiyor. Ona da kızmıyorum. O da kendini korumak istiyor. Hiçbir şeye kızmıyoruz. Üst beyinle ona diyoruz ki tatlım, ben buradayım. Ben senin daha olgunlaşmış, becerikli halinim. Seni koruyacağım, merak etme her şeyi. Bunu biz bu egzersizi yaptıkça bir müddet sonra gerçekten yanağın kızarıyor. Hemen diyorsun ki geliyorlar bana. Ben mekandan uzaklaşıyorum. Bir şeyler olacak bana yani. Çok önemli bir kısım. Akutan. Ne yapacağız? Çocuğumuz ağlıyor, susmuyor ya da işte sinirlendi, kendinden çıktı. Çocuğumuzla bağ kuracağız. Şurada şunu söyleyeyim. Notlarımızı bu şekilde geçirebiliriz değerli izleyenlerimiz. Önce alt beyni rahatlatacağız. Sonra üst beyni harekete geçireceğiz. Alt beyni rahatlatmak için bağ kuracağız çocuğumuzla. Şu mesajı vereceğiz. Yanındayım. Seni anlıyorum. Duygu yansıtması. Yansıtıcı ebeveyn deniyor buna. Hemen onun duygusunu yansıtın. Bakın şu an anlattıklarım çok kritik. Akutan'da ne yapacağımızdan bahsediyorum. Evet, çok canın yanıyor. Farkın, çok canın yanmış olmalı. Ne kadar sert vurdun. Gördüm. Nasıl oldu olay? Evet tatlım, biliyorum bu istediğin oyuncağı almadığımız için de kızgınsın, anlıyorum, şu an çok öfkelisin. Ya da bu kadar laftan sözden hoşlanmayan bir çocuk olabilir, ya sus diyebilir. Sadece yanında var olmanız, yani o çocuğunuzun elini siz bilirsiniz. Sadece var olmak bile yeter zaten. Hocam. Hayat çok zor değil mi, seni anlıyorum. Yani anlıyorum mesajı, şefkatli yani. Bu kısım çok önemli. Ben burada çok özür dileyerek araya girdim. Hocam mesela böylesi anlarda yetişkin çocuk iletişiminde de hemen ya tamam ya ne evet oldu ki sanki deyip evet geçiriyoruz ya da aman canım takma kafana. Ya hayır, karşımızdaki çocuk da olsa yetişkin de olsa bu söylediğiniz gerçekten çok kritik ve çok önemli bir şey. O an onun duygusunu anladığımızı hissettirmekten daha önemli bir şey yok. O zaman biz anlaşıldığımızı hissediyoruz, evet, değil mi hocam? Gerçekten yanımızda birinin var olduğunu, çünkü görülüyoruz, tanınıyoruz, yanımızda evet biri var, fark ediliyoruz. Bu kısım çok önemli. Takma kafana, geçer ya, aman ne olmuş ya, küçümseyerek ya da işte akılsızsın, bak başına neler getirdin gibi. Ya da şöyle Zeynep Hanım. İşte mesela diyor ki hemen diyor şunu yap diyor, geçer. İşte ben sana demedim mi onu böyle yapma? Ya yavrum, bir dahaki sefere şunu yap. Ya bir saniye, şu an alt beyin hareketli. Bakın çok önemli bir şey öğrendik biz bugün. Alt beyin hareketli. Şu an çocuk üst beyinle mantıklı bir şey söylediğinizde bunu anlayamaz. Zaten üst beyni şu an entegrasyon sağlanamamış. Benim amacım önce şu alt beyni bir rahatlatmak. Demek ki ona ya bak sempatiklisin. Sevgili sinir sistemi. Ama sakin ol. Güvendesin. Evet. Duygunun ifade edilmesi çok önemli. Çocuğumuza şunu verebilirsek eğer, bu en büyük üst beyin entegrasyonudur. Çocuk şunu söyleyebiliyorsa, çok sinirlendim. Çünkü çok sinirlendiğim cümlesi bir analitik düşünme gerektirir. Demek ki entegrasyon var. O çocuk işte patlamaz. Sakinleşmiştir, durulmaya başlamıştır. O zaman ben ne yapıyorum? İfade etmesine destek oluyorum. Ona yansıtıcı bir şekilde duygularını söylüyorum. Ve ne var bunda? Odana git, sakinleş. Hele hele anne babanın patlamasının ne kadar yersiz olduğunu şimdi anladık. Hocam şöyle. Bir şey katılımcımız demiş ki o akut anında, kriz anında kardeşine ya da anne babasına vuruyorsa şiddet ve onu durduramıyorsak o zaman ne yapacağız hocam?
Evet. Şimdi bu kadar net başkalarına zarar veriyorsa tabii ki kendimizi ve çocuğumuzu korumak için bedensel bir uzaklaştırma yapacağız. Çocuğumuzu uzaklaştıracağız zarar verdiği kişilerden. Sonuçta kendisini o sırada otomatik beyniyle, alt beyniyle hareket eden ve durduramayan, nasihatlerden anlamayan bir çocuğumuz var ve hemen ardından etraftaki zarar verme unsurlarını ortadan kaldırdıktan sonra işte bu kısım. Bağ kuracağız. Arkasındaki ihtiyacı göreceğiz. Haksız olabilir ama o bir ihtiyaca binaen bu duyguyu ortaya çıkarttı. Bizler bile yeri geldiğimizde duygularımızı regüle edemezken o çocuktan bunu beklemek çok yersiz ve muhtemelen artık ya üstüne üstlük çok açtır o çocuk ya bir şeyler daha vardır onu tetikleyen çok yoğun bir tepki veriyordu. Ben şunu kaçırmayacağım Zeynep Hanım. Duygular iyi ki varlar ve çocuğun korkmaktan, bağırmasından, vurmasından korkmayacağım. Bunlar fırsat. Bunları benimleyken, benimle beraber regüle etmeyi öğrenmeli. Hani çocuğumuzu hep hayata hazırlıyoruz ya, işte bu. O andır ebeveyn olabilmek. Yoksa çocuk tatlıyken, keyifliyken, her şey güllük gülü sanırken herkes ebeveyn. Önemli olan kendi. Şimdi anne baba da orada tetikleniyor. Birazdan o kısma geleceğiz. Kendimizi regüle edeceğiz. Ardından çocuğumuza bağ kuracağız. Hocam. Tabii buyurun. Çok özür dilerim. Araya girmek istiyorum. Estağfurullah. Bir de hocam şöyle zannediyoruz. Siz şimdi bize duygularımızı fark etmek, bedenimizi fark etmek ve bu farkındalıklarla neler yapabileceğimizi öğretiyorsunuz. Şimdi biz bir şeyler öğrendik. Hem kendimizde bunları uygulamaya çalışacağız hem de çocuklarla kurduğumuz iletişimde, ilişkide. Ama zannediyoruz ki ben şimdi ona ne kadar mantıklı bir açıklama yaptım. Neden anlamıyor ki? Bu çocukla başaramıyoruz biz bunu. Hayır, evet. Yavaş yavaş öğreneceğiz değil mi hocam? Yani yapa yapa. Biz duygularımızı ifade ede ede çocuk da öğrenecek. Yani bugünden itibaren birden değişmeyecek. Mümkün ama değil. Yapa yapa. Bu kısım yani, da önemli. Ben 2-3 yıldır bu konuya çok önem veriyorum. Oğluma sık sık işte nerede hissediyorsun gibi bu tarz soruları sık sık dediğim böyle aran aran sorarım. Ve o hani böyle bir dilimin olduğunu bilir. Bunu çok yaptığım zaman oğlum hoşlanmayacaktır bundan. Ama bu farkındalığı vermeye çalışıyorum. Bunun sonucunu ben şu 2 yılda bugün duydum. Ve geçtiğimiz ay işte bu yemek istemediği yemekte. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani dolayısıyla çocuklarımız zaten 20 yaşına kadar o beyin sürecini tamamlamayacak. Ayrıca mantıksal bir şey yapmayacağız. Biz bizzat yanında olacağız, sarılacağız. Çocuğumuzun da kendimizin de başardığını görmek için ben burada küçük bir tüyo vereyim. Çocuğumuzun çok öfkelendiği, kontrolden en çıktığı anda değil. Bu öğrendiklerimizi çocuğumuzun hafif böyle mızırdandığı anda yapalım ki biz de başarma hissini ve nasıl bir duygu olduğunu görelim. Çocuğumuz da görsün. Anlatabildim mi? Ya ama anne of falan yaptı. Mesela bir sinirlenir gibi oldu ama o kontrolden çıktığı an değil. Şimdi kontrolden çıktığı anda ben şu an yapamam. Şu an daha yoğun. Daha ilk şeydeyim. Birinci sınıftayım yani. O son sınıfta mezuniyetle beraber olacak bir şey. Onun için acele etmiyoruz. Kendimizi regüle etmeyi de öğreniyoruz. Beynimiz gelişebilir, değişebilir. Self regülasyon değiştirilebilen bir şeydir. Geliştirilebilen bir şeydir. Bu beden farkındalığı yaptıkça gelişir. Lütfen bunu bir ödev gibi kendinize sık sık durup şu an neler oluyor bedenimde diye bir dönmeniz. Mesela şu an evet şu an yakalıyorum bazı izleyenlerimizi. Bazıları nefesini tutuyor mesela. Hemen öyle mi? Hepimiz bir bakalım. Nefesimi tutan varsa şöyle bir nefesimizi, çünkü ben çok hızlı konuşuyorum, buna yetişmek bazen zor olabiliyor, heyecanlı heyecanlı bizleri Zeynep Hanım'la tatlı tatlı gidiyoruz ama nefesinizi tutuyorsunuz gibi kaslarınız, fıtkısınız ne alemde, şöyle bir bakın bakalım omuriliğiniz, şöyle bir oturuşunuzu düzeltin isterseniz, tamam, şimdi kaldığımız yerden devam edelim, sarılacağız Zeynep Hanım. Sarılmak yine bedensel bir durum ve çok önemli. Yani biz böyle Allah korusun deprem gibi felaket anlarında dahi bulunduğunuz yanınızdaki kişiye sarılamasanız bile kolunu tutun deriz. Çok önemli. Yani bunun yani her bir madde doğruyu söylemek gerekirse benim için bitmez. Onun için böyle hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Yoksa arkası diyorum ya bitmeyecek. Evet. Duygusunu ifade etmesine destek oluyoruz. Üst beyni harekete geçiriyoruz. Tamam bunu bu şeyi söylemişiz zaten. Devam ediyorum. Sıra en önemli kısımda. Kendi alt beynimizle üst beynimizin entegrasyonu ne alemde? Çocuğumuz tetiklendi, bağırıyor, çağırıyor. O sırada anne babanın bir karar vermesi gerekiyor Zeynep Hanım. Karar şu. Kendime mi odaklanacağım? Çocuğuma mı?
Bu kararı verebilmek gerçekten çok zor. Ama ebeveyn olmakla, ya bu ebeveynlik eğitimlerine falan bunlar anlatılmalı ya. Yani anlatabilir miyim? Çok önemli. Çok zor ama bunu yapabiliriz. Lütfen bir kere yapamadık diye pes etmeyelim. Biraz önce Zeynep Hanım'ın dediği gibi bunu inanın öğreniyorsunuz. Çünkü hiç kimse alt beyniyle üst beyni böyle her an bu şekilde doğmuyor. Hepimizin böyle açıldığı anlar var. Neden? Çünkü çocukluğumuzdan beri bazı yaşadığımız olaylarda biz o duyguları bastırıp entegre edememişiz zihnimizde. Ve o an benim tetiklendiğim ansa, mesela sınırlarıma girildiğini düşünüyorsam, çok yorulmuşsam, yani benim kendi tolerans aralığımın dışında bir olay olduysa, benim çocukluk anılarıma dair beni tetikleyen bir olaysa, o an zaten alt beyin harekete geçiyor. O zaman ne yapacağım? Önce kendi içsel yolculuğuma döneceğim. Bunun için biz terapiyi çok önemsiyoruz. Terapi çok önemli Zeynep. Herkese söylüyorum, çocuğunuzu bula bula kursuna yollayacağınıza, İlk başta lütfen kendinizi o aynı paraya terapiye yönlendirin. İçsel dinamiklerinizi keşfedin. Hepimizin tetiklendiği şeyler var. Hepimizin travmaları, yani travma kelimesi demeyelim ama bazı yanlış kök inançları var. Bu kök inançları biz durdurmadığımız sürece çocuğumuzun yaptığı o hareketten biz tetikleniriz. Onun için kendi içsel yolculuğuma dönüp neden bu beni tetikliyor diye bakmam lazım. O anda da kendimi regüle etmeyi çocuğun gözünde bakabilmem lazım. Şunu söylemem gerekiyor sırada. Bu çocuk daha küçük ve onun beyninin üst beyin ön lobu, frontal lobu gelişmedi. Bunu lütfen sık sık kendinize hatırlatın. Hemen ellerine bakın çocuğunuzun. Çıldıracaksınız. Elini getir. Koyun iki eli yan yana. Ve şunu diyeyim. O çocuk ben ebeveyn. Her şey çok net. Hemen üst lob, frontal lob aklımıza gelsin. Ne demişim ben? Şöyle bir bakmak istiyorum. Çocuklarda duygu düzenlemesinin en önemli adımı ebeveynin kendi iç yolculuğunda kendilik farkındalığı ve duygu regülasyonu becerisini geliştirmelisidir. Tolerans aralığınızı lütfen fark edin. Sabır yerine tolerans aralığı diyoruz. Kendini tanıma, ilim ilim bilmekmiş, ilim kendini bilmekmiş diyoruz ya, işte bu Zeynep Hanım. Bedenini tanı, kendini tanı. Esra karanlıktan tetiklendiğini şu yaşında yeni öğrendi. Kendini tanı. Daha neler var bilmediğimiz. Acaba nelerden sen tetikleniyorsun? O aralığı fark ettiğin zaman ona göre hamleler yapabiliyorsun. Ona göre çocuğuna müdahalede bulunuyorsun. Ve çocuk kendisini regüle eden bir anne babayı gördüğü için kendini regüle etmeyi zaten öğreniyor. Ama şunu demeyeceğiz. Sevgili babalar, bunu çok yapabiliyoruz. Özellikle sözüm şu anda babalara. Benim tolerans aralığım bu. Çocuk gürültüsüne gelemiyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Tolerans aralığımızı genişletmeyi öğreneceğiz. Çünkü ne dedik? O zaman herkes eyvallah ben böyleyim deyip çalışacaksan hayır. Kendisini regüle edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Ve bunun gelişebileceğini çocuğumuza nasıl öğreteceğiz? Kendi üzerimizde deneyerek. Kendinize alan açın sevgili anneler özellikle. Bakım veren kişiler. Önce kendi kovanızı doldurun. Kendinize alan nasıl açacaksınız? Varsa destek alma imkanınız, çok şanslısınız. Destek alma imkanınız yoksa bile bir şekilde hayat çok gelişti artık. Oyun ablaları var, kreşe verebilirsiniz, babadan rica edebilirsiniz. Lütfen kendinize özel alanlar açın. Bunu yapınca çok iyi geliyor bana dediğiniz şeyler varsa bunu yapın. Bu bir şarkı söylemek olabilir, yemek yapmak olabilir, tek başıma yürüyüşe çıkmak olabilir, kitap okumak olabilir. Ne yapıyorsanız kendinize alan açacaksınız. Kendiniz yani şöyle düşünün, 7-24, 3-4 gün aynı çocuk kulağı baş başa kalan bir annenin regüle olması çok zor. İsterse ilgileri bilsin. Şimdi ben araya girmek durumunda kalıyorum çünkü bir saatimiz aslında doldu. Evet, söylemek istediğiniz çok önemli, aman bunu söylemeden geçmeyeyim diyeceğiniz şeyler varsa hocam alayım çünkü aslında soru da çok, evet, ve kapatmamız gerekecek çünkü zaten kendisi de kapanabilir eğer biz kapatmazsak. Öyle mi? Hemen o zaman bu kısmı şey yapıyorum. Bağ kurduktan sonra ikinci yapacağımız kısım üst beyni harekete geçirmek. Çocuğumuzu sakinleştirdik. Sakinleştikten sonra beraber çözüm üretin. Ne yapabilirdin sence? Şu davranışın yerine sence başka ne olabilirdi? Fayda odaklı. Onunla uzlaşın lütfen. Duyusal rahatlamasına loş bir ışık, masaj. Ondan sonra başka neler yazmışım? Şimdi
sarılmak gibi, sakin bir müzik gibi bunlardan destek alabilirsiniz. Nefes egzersizlerini oturtuyoruz. Zaten aslında hemen hemen aynı şeyler. Bunların çoğunu konuşmuşuz. Mekandan uzaklaştırmayı konuşmak zaten soru üzerine. Önemli bir şey var. Bunu muhakkak söylemem lazım Zeynep Hanım. Çocuğumuz çok korktu diyelim. Travmatik bir olay yaşadı diyelim. Yani şöyle, bize göre travmatik değil ama mesela çok ağlayarak geldi ve onu korkutan bir şey oluyor. Ya da çok öfkelendi bir duruma. Bunu anlatıp anlatıp duruyor ya çocuğumuz. Lütfen onun tekrar tekrar anlatmasını sağlayın ki biz gelecekte terapilerde bunları çalışmayalım. Alt beyin boşalsın, bu enerjiyi atsın. Çocuğumuzu tekrar tekrar, evet öyle oldu tatlım, şunu yaşadın, evet anlıyorum diye dile getirin. Yansıtıcı ebeveyn olun ve empatiyi geliştirin. Tavsiye kitaplarım vardı zaten, sonra da bitti aslında Zeynep Hanım. Hocam şöyle bir şey söylemek istiyorum ben bütün bu anlattıklarınızın üzerine. Hani söylediniz ya hocam, 2 yaşa kadar zaten o bir bebek ve 2 yaşından sonra bu sistemler gelişiyor, 20 yaşına kadar falan sürüyor dediniz. Şimdi biz bugün çok önemli bilgiler öğrendik. Duygu regülasyonu, duygularımızı düzenlemek, şu an hangi haldeyim, şu an ne hissediyorum, bedenimde ne olup bitiyor bunları fark etmek çok çok önemli şeyler. Ama insanoğlu da böyle değil mi hocam? Zaten öğrenmeye geliyoruz. Ne kadar öğrenirsek, ne kadar bilinçlenirsek, ne kadar kendimize dokunabilirsek biz etrafımızda iletişimde bulunduğumuz kişilere de dokunabileceğiz. Dolayısıyla çocuk da bundan nasiplenmiş olacak. Etrafımızda kim varsa. Şimdi o kadar çok soru var ki ben şöyle bir sizi de rahatlatmak adına hem de katılımcılarımıza bilgi vermek adına şunu söylemek istiyorum. Şu an hocam yanlış anladıysam da siz beni lütfen düzeltin. Biz duygularımızı fark edeceğiz, bedenimizi fark edeceğiz ve o kriz anlarında ya da hemen öncesinde kriz anında neler yapmamız gerektiğini öğrettiniz şimdi bize. Bu çocuk ağlayarak geliyor olabilir, bir şeyden korkup geliyor olabilir. Örnekler çoğaltılabilir. Bütün bu örneklere, her birimizin yaşadığı örnek farklılık arz edebilir. Fakat biz temel bir bilgi öğrendik. Bunu kendi yaşantılarımıza adapte edebiliriz. Şimdi o kadar çok herkes kendi yaşantısından bir şey sormuş ki. Bu genel bilgiyle biz bakalım hayatımıza. Çünkü her birine zaten cevap veremeyeceğiz. Ama Ankara'da olanlar için Esra hocamız Ankara'da. Olmayanlar için de belki online terapileriniz vardır hocam. Var. Bunu da bilgi vermek isteyebilirsiniz çok belki. Evet, çok sağ olun. Evet, yani DR Esra Ceylan'dan beni takip ederseniz oradan iletişime geçebiliriz. Her soruya cevap veremiyorum. 2 tane çocuğum var ama mümkün olduğunca fırsat bulduğumda muhakkak mesajlara bakıyorum, dönmeye çalışıyorum. Orada da zaten bilgilerim var iletişime geçmek için, mail adresim vesaire. Harika. Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Esra Hocam, şimdi biz bugün bu duygu regülasyonu ile ilgili ve özellikle öfke krizi nöbetleri ile ilgili sizden çok şey öğrendik. Konuyu bitirdik mi sizce hocam? Yani konu bitmez ya Zeynep Hanım, biter mi? Yani ne açıdan bitirdik mi? Yani biz bugün bu konuyu konuşarak bitirmiş olduk mu? Çünkü o kadar çok devamını yapalım. O açıdan. Ben de hani kendi kişisel gelişimimiz açısından anladım. O bitmez. Aynen. Yani şöyle, aslında son kısmını anlattıktan sonra ben şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi ben çok bütüncül, çok ciddi anlamda böyle çok faktörlü şeylere değinmeye çalıştım. Arzu edilirse tekrar yenisini zevkle yaparım. Daha da detaylı yeni konularda değiniriz. Genel hatlarıyla aslında bence değindik. Evet. Ama her bir madde Zeynep Hanım, bunu söylemem gerekiyor, uzun uzun konuşulmalı. Yani o somatik deneyimleme dediğim şeyin 3 yıl eğitimi var biz psikologlara. Sadece bunu söyleyeyim. Ne kadar genel anlatmaya çalıştığımı oradan anlayın siz yani. Gerçekten. Allah razı olsun hocam. Çok güzel bir farkındalık oldu bizim için de. Hepimiz bir durduk ve kendimize de baktık. Duygularımıza da baktık. Sizin her cümlenizle kendimizle bir tekrar iletişim haline geçmiş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Değerli katılımcılarımız, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Herhangi bir atölye ihtiyacınız olursa ya da bir isteğiniz Gezgin Çocuk Atölye'ye de yazabilirsiniz. Çünkü Gezgin Çocuk Atölye planlıyor bunları ve bizi bir araya getiriyor. Şu konuda bir atölye olsun vesaire diye taleplerinizi iletirseniz onlar da gerekli uzman kişileri getirip sizlerle buluşturacaktır. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
güzel bir niyetle başladık. Sürecimiz de çok güzel oldu. Rabbim bundan sonrasında da hepimizin hayatına tesirini halk etsin inşallah diyelim. İyi ki ben var. De herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Zeynep Hanım, çok seviyorum sizi de. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Hepinize hayırlı akşamlar. Değerli katılımcılar, tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.